Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan bayramımız mübarek olsun. Sevdiklerinizle nice güzel bayramlara. Misafir hazırlığına bir gün öncesi başladım ve sizler için tabii ki hepsini detaylı olarak çektim. O zaman buyurun hemen hazırlık aşamalarına geçelim. İzmir'in meşhur e, tatlarından bir tanesi Şambale hazırladım. İçinde yumurta, tereyağı, sıvı yağ, e, yoğurt, un hiçbir şey yok. Maliyeti o kadar düşük ki ve çok lezzetli. Bunu iki gün öncesi yapmıştım. Ve e, 4-5 gün önce de su böreği yaptım. Böyle meşhur e, baklavacıların yaptığı su böreği bunu dondurucuya kaldırmıştım. Bayramda tabii ki baklavamızı da hazırladık. Soğuk baklava yapmak istedim. O kadar güzel ve o kadar pratik bir tarif ki, herkesin çok seveceği bir baklava. Öncelikle 800 gram baklava yufkamızı serelim. Bir tepsi ölçüsü alalım. Burası oldukça önemli. İstediğiniz tepsilerde yapabilirsiniz. 800 gram baklava yufkası yaklaşık böyle 44-45 tane yufka çıkıyor. Önce yufkanın yarısını ayıralım ve mutlaka bir sofranın bir örtünün içinde tutalım ki kurumasın. Yarısını alta, yarısını da üste kullanacağız ve daha sonra tereyağımızı eritip önce tepsimizi yağlayalım. Yufkaların yarısı bitinceye kadar bir yufka ve aralarını yağlayalım. Böyle yarısına kadar bu şekilde devam edelim. 250 gram sade yağ kullandım. Baklavalarda sade yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Evet katlarımızı e, sermeye devam edelim. Aralarını tabii ki yağlayacağız. Soğuk baklavanın olmazsa olmazı fıstık. Böyle bolca pirinç fıstık serpiştirelim. 2 su bardağı pirinç fıstığı serpiştirdim. Bunda mutlaka pirinç fıstık kullanalım. Çünkü diğer fıstık aralarda erimiş olur. Şimdi böyle hafifçe böyle yağ serpiştirelim. Ve daha sonra ayırmış olduğumuz yarı yufka yani üst katı için ayırdığımız yufkayı sermeye başlayalım. Yufkaların diğer yarısı bitinceye kadar bir kat yufka ve aralarını yağlayalım. Oldukça pratik oluyor. Gerçekten çok çok pratik oluyor. Yufkalarımızın hepsine böyle kat kat serdik. Şimdi dilimlemeye geçebiliriz. Baklava yufkası biraz sert bir yufka olduğu için mutlaka keskin bir bıçak kullanın. Evet kesik attıktan sonra şimdi tekrar aynı yerden dilimleyelim ki yağ bütün arasına iyi çeksin. Geriye kalan yağımızın hepsine üzerine dökelim. Çünkü aralarına çeksin ki böyle güzel puf puf kabarsın baklavamız. Baklavamızı 170 derecelik fansız fırında pişirelim. Sütü ılıttıktan sonra hemen şekeri dökelim. Şeker eridikten sonra üzerine 2,5 su bardağı sıvı krem şanti dökelim. Baklavamızı fırından çıkardık. Şerbetimiz soğuk, baklavamız hafif ılık olacak şekilde şerbetiyle buluşturalım. Şerbetini döktükten sonra yarım saat böyle oda ısında bekletip ve daha sonra buzdolabına kaldıralım. Bir gece dinlenmesi gerekiyor. Şimdi portakallı limonatamızı yapmaya başlayabiliriz bunun için 5 tane portakal 3 tane limonumuz var Ben normalde limonatayı pastane usulü yapıyorum ve vazgeçilmez tarifim bu sefer çok met edilen böyle rondoya çekip kolay hazırlanan bir limonata hazırlayacağım bakalım sonuç nasıl olacak sizlerle paylaşırım Portakal ve limonları dilimledikten sonra hemen bir buzdolabı poşetini alalım. Çünkü donuk olması gerekiyor. Dondurduktan sonra diğer aşamalara geçeriz. E, tabii bunu daha önceden de hazırlayabilirsiniz. Daha önce sizlerle pastane usulü limonata paylaşmıştım. O kadar çok denendi ve beğenildi ki denemenizi tavsiye ederim. Zaten videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Videoya oradan ulaşabilirsiniz. Evet dondurucuya kaldırdık. Şimdi kuru sebze dolması yapacağım. Bunun için kaynamakta olan suya 35 tane patlıcan, önce patlıcanı atalım. Hafif bir yumuşasın. Daha sonra yani birkaç dakika sonra biberimizi ilave edelim. Dikkat ettiyseniz kuru sebzeyi böyle ipinden çıkarmadım. Çünkü çıkardığınızda bazen kırabiliyorsunuz. Ben haşladıktan sonra kolaylıkla çıkarıyorum. Evet patlıcan birkaç dakika kaynadıktan sonra biberleri ilave ettim ki eşit oranda haşlansın. Şimdi sebzelerimiz haşlandı. Hemen iç harcını hazırlamaya geçebiliriz. Dolma için hazırlarken hemen malzeme ölçüsünü de sizlere vereyim. 3,5 su bardağı baldo pirinç biraz sıcak suda bekletelim. Üzerine 3 tane kuru soğan, kuru reyhan, kuru nane, tuz, karabiber, pul biber, domates ve biber salçası ikişer kaşık kullandım ve 300 gram orta yağlı kıymamızı ilave edip elimizle güzelce yoğuralım. Tabi bolca yağ dökmeyi de unutmayalım. Bu iç harçla istediğiniz sarmayı, dolmayı yapabilirsiniz. Bakın o kadar lezzetli ki gerçekten harika. Sebzeyi böyle tane tane çıkarmakla uğraşmadan bakın haşlandıktan sonra çok kolay çıkıyor ve sebzeye zarar vermemiş oluyorsunuz. Bir tane kuru soğanı dilimleyip tenceremizin tabanına dizelim. Birer e, tatlı kaşığı hemen dolma içimizde sebzelerimizi dolduralım. Burada bir püf nokta vermek istiyorum. Patlıcanların ve biberlerin içinin e, çıkmaması için böyle piştikten sonra iki tanesini doldurup ve iç içe geçirelim. E, bu şekilde hiç bozulmuyor ve iç lezzetini de kaybetmemiş oluyor. Bakın böyle yaptık mı tamamdır. Yine biberleri de aynı şekilde birer tatlı kaşığı dolma harcımızı koyup ve daha sonra iç içe geçirelim. Sebzelerimiz bitinceye kadar bu şekilde doldurup ve tenceremize dizelim. Hemen e, portakal ve limonları kontrol ettim. Güzelce donmuştu. Şimdi üzerine 3 su bardağı şeker ilavesi yapacağım ama fazla olduğu için 2 e, sefer çekeceğim. Şimdi rondoya güzelce çekelim ve bakın bu şekilde püre haline geldi. Geriye kalanları tekrar rondoya alıp çekelim ve daha sonra su ilavesi yapalım. Toplamda 3 su bardağı şeker kullandım. Şimdi damak tadınıza göre su oranını ayarlayabilirsiniz. Ben toplamda 6 litre kadar su ilavesi yaptım. Bu oran gayet yeterliydi. Suyu ilave ettikten sonra hızlıca karıştırıp ve posasını ayıralım. Çünkü bekledikçe çok fazla acılaşabilir. Hemen tadına baktım. Böyle hafif bir acımsı. Yani çok rahatsız etmiyor ama bir önceki paylaştığım limonata tarifini mutlaka deneyin. Gerçekten muhteşem. Salatamızın yapımına geçebiliriz. İki tane pancarımız var. Soyalım ve rendeleyelim. E, rendeleme işleminde mutlaka eldiven takalım ki çünkü boyası böyle kolay kolay geçmiyor. Tavamıza zeytinyağı alalım. E, zeytinyağını ısıttıktan sonra rendelenmiş pancarımızı hemen içine alalım. Rendelenmiş pancarlar böyle hafif yumuşayıncaya kadar soteleyelim. Soteledikten sonra hemen soğumaya bırakalım. Şimdi diğer tarifimize geçebiliriz. Ee, ayran aşı hazırlayacağım. Bunun için 1,5 su bardağı buğdayı iyice yıkayalım. Üzerine su ilave edip ve bir taşım kaynattıktan sonra kapatalım. Buğdayı bu şekilde yaptığınızda böyle saatlerce kaynatmanıza gerek kalmadan çok çabuk hazırlanmış oluyor. Ana yemek olarak kuru fasulye yapacağım. Böyle bayramlarda bizim vazgeçilmez tarifimiz. 1 kilo artı 1 su bardağı kuru fasulye. Hemen kabımızı alalım. Geceden mutlaka ıslayalım. Çok daha lezzetli oluyor. Bir kase kadar dolma içi arttı. Hemen bununla da biraz yaprak saralım. Böyle çok güzel karışık bir dolma olmuş olur. Sarmaları hemen dolmaların üzerine dizelim. böyle bir buçuk 2 sıra kadar olmuş oldu. Üzerine böyle bolca zeytinyağı gezdirelim. çünkü sarma ve dolmalar yağ çok seviyor. Yağ iyi oldu mu lezzeti çok güzel oluyor. Evet kullandığım yağdanlık o kadar ince ve eşit dağıtıyor ki çok güzel oluyor. Şimdi sarmaların böyle kararmaması için üzerine yaprakla kapatalım. dolma taşını kapatıp ve daha sonra buzdolabına kaldırabiliriz. Bu şekilde geceden hazırlayabilirsiniz. Oldukça pratik oluyor. Tabii dolmamızı bugün sumaklı yapacağız. Böyle bol ekşili olacak. Bunun için bir çay bardağı tane sumağımız. Üzerine iki su bardağı sıcak su ilavesi yapalım. Sabaha kadar çok güzel rengini vermiş olacak. Geceden neler hazırladık? Hemen bir e, kontrol edelim. Sarmamız dolmamız hazır. Kapağını kapatıp buzdolabına kaldıracağız. E, pancarı yağda soteledik. Onun da kapağını kapatıp buzdolabına kaldıracağız. Hemen e, buğdayımıza bakalım. Buğdayı bir taşım kaynattım ve kapattım. Şimdi sabaha kadar bunlar böyle pıt pıt patlamış olacak. Ekstra bir daha fazladan haşlamanıza gerek yok. Sumak suyumuz hazır. Şimdiden böyle harika bir renk verdi. Üzerine kapatalım. Hiçbir şeyin üzerine böyle geceden açık bırakmayalım. Fasulyeler bakın şişmeye başladı bile. Sabaha kadar çok daha güzel olacak. Onun da üzerini kapatalım. Böreğimi birkaç gün önce yaptım ve dondurucuya kaldırmıştım. Onu da dondurucudan çıkardım. Portakallı limonatamız hazır. Bu gece bu kadar hazırlığı yaptık. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Sabah ilk olarak Kuru fasulyeyi kontrol ettim. Çok güzel bakın şişmiş. Kuru fasulye ve nohutu mutlaka geceden ıslayalım. Biraz da zeytinyağlı sarma sarmıştım. Şimdi yaprağım biraz tuzlu olduğu için o tuzu dengelemek için tencerenin tabanına bir tane veya küçükse iki tane patatesi dilimleyelim. Bu püf noktayı sizlerle paylaşmak istedim. Sarmalarımızı hemen üzerine dizelim. Normalde sadece zeytinyağlı pişirecektim ama dolma harcım artınca onu da değerlendirmiş oldum ve karışık dolma olmuş oldu. Üzerine zeytinyağını gezdirelim. Benim bu yağdanlığım o kadar ince damlatıyor ki yani size böyle çok fazla gibi gelmesin. Bir tane limonun kabuğunu soyalım dilimleyip üzerine dizelim ve daha sonra sıcak suyunu ilave edip pişmeye bırakalım. Sarmaların suyunu çok fazla ilave etmeyin ki Böyle çok lapalaşmasın. Daha sonra dolma taşını oturtayım. Gerçi bu kapak e, tenceresi ama dolma taşı olarak da kullanıyorum. Şimdi çorbamızı kontrol edelim. Bakın buğday çok güzel haşlanmış. Tekrar e, buğdayımızı yıkayıp tenceremize alalım. Üzerine böyle yaklaşık e, 1,5-2 litreye yakın sıcak suyumuzu ilave edelim. Bir 5 dakika kaynatalım. Ayran aşımı bugün van usulü yapacağım. Çok lezzetli oluyor. İster soğuk isterseniz sıcak olarak tüketebilirsiniz. Evet buğdayımız kaynadı. 2 tane kabağı minik minik doğrayalım. Kabağınız çok büyükse bir tane de kullanabilirsiniz. Kabakla birlikte inanılmaz güzel oluyor. Zaten önümüz yaz. Çok fresh bir çorba oluyor. Bolca yapıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Kabak haşlanırken hemen çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. 1 kilo yoğurdumuz var. Üzerine 1 tane yumurta ve 1,5 yemek kaşığı un ilavesi yapalım. Çünkü bu çorba bol yoğurdu sever. Yani adı üstünde ayran aşı. Çok güzel bir çorba. Biz böyle yaz kış bolca yaparız. Malzemelerimizi iyice çırpalım. Unun topak kalmaması gerekiyor. Burası oldukça önemli pürüzsüz oluncaya kadar karıştırdık. İster çorbanın kaynar suyundan isterseniz normal su kaynatıp ilave edebilirsiniz. Bir daha tencereden almak zor olacağı için hemen böyle kettle'da kaynattım. Bir buçuk su bardağı kaynar su ilave ettim. Terbiyemizi ılıttıktan sonra hemen çorbamızı ilave edelim. Rengi falan da çok güzel oluyor. Kabaklı denemediyseniz mutlaka deneyin. Çünkü Van usulü kabaklı oluyor. Ve çorbamız kaynayıncaya kadar aynı yönde sürekli karıştıralım. Burası da oldukça önemli. Aksi takdirde e, böyle kesik kesik olabilir. Ayran aşımız güzelce kaynadı. Kabaklar da pişti. E, kesilmemesi için tuzunu son ekliyoruz. Yani bütün yoğurtlu çorbalar için bu geçerli. Hemen üzerine 2 tatlı kaşığı tuzunu serpiştirelim ve ocağın altını kapattık. Bir demet e, naneyi, taze nane kullandım, ince ince doğrayalım. Nanenin böyle saplarını kesinlikle kullanmayın, çorbaya bir acılık veriyor. Evet, nanesini ilave edip iyice karıştıralım. Tam yaz çorbası. Van usulü ayran aşı çorbamız hazır. Hemen yemeğimize geçebiliriz. Kuru fasulye ve nohutu bu şekilde yapabilirsiniz. Etim lokum gibi pişiyor ve kesinlikle fasulye veya nohutta da dağılmıyor. E, düdüklü tencerede pişireceğim, daha çabuk pişiyor. E, Tenceremizi önce sıvı yağımızı alalım. Ben bugün yemeklerde hep sıvı yağ kullandım çünkü bayram yemeği olacak ve çok kalabalık olacağız. Zeytinyağı sevmeyenler varsa e, böyle onlar için de sıvı yağ kullanmış olayım. Yağımızı tenceremize attıktan sonra iyice ısıtalım ve daha sonra 1 kilo etimizi ilave edelim. Bakın et böyle suyunu salacak ve çektirinceye kadar kavuralım. Bu şekilde o kadar lezzetli oluyor ki ve et de lokum gibi pişiyor. Yani dana eti normalde biraz zor pişiyor ama bu şekilde çok güzel oluyor fasulye ile birlikte eşit pişiyor. Hemen biraz daha yağ ilavesi yapalım ve daha sonra iki tane kuru soğanı yemeklik doğrayalım küçük küçük. Çünkü kuru fasulyede bol kuru soğan çok lezzetli oluyor. Kuru soğanı ilave edip soğanla birlikte kavuralım. Tabii kuru fasulyenin salçası da önemli. Böyle 2 yemek kaşığı domates, 2 yemek kaşığı da biber salçası ilave edelim. Salçayı da ilave ettikten sonra tekrar kavuralım. Geceden ısladığımız kuru fasulyeyi yıkayıp süzdürelim. Bakar mısın ne kadar güzel şişmiş. Mutlaka geceden bekleyelim. 1 kilo artı 1 su bardağı kullanmıştım. Aslında 1 kilo da yeterli gelecekmiş. Neyse dedim bayram yemeği bol olsun. Rengi falan da çok güzel oldu. Şimdi fasulye ile birlikte kavurduktan sonra üzerine hemen kaynar su ilavesi yapalım. Suyunu biraz fazla ilave edeceğim. Çünkü bekleyeceği için yoğunlaşacak. Üzerine tuz damak tadınıza göre tuz ve baharatlarını ayarlayabilirsiniz. Kuru fasulyenin gaz yapmaması için mutlaka biraz e, kimyon serpiştirelim ve son olarak karabiber. Kuru fasulyede normalde kuru biber kullanırım. Çok güzel lezzet verir. E, kullandığım biber salçası acılı olduğu için onu kullanmadım ama e, acısız bir salça kullanırsanız kuru biber kullanmanızı tavsiye ederim çok lezzetli oluyor Evet biraz daha su ilavesi yapacağım düdüklü tenceremizi kapatıp hemen pişmeye bırakalım düdüklü tencerede pişme süresi oldukça kısa oluyor Buzdolabından dolmalarımı çıkardım. Üzerini yaprakla kapatmıştım. Hemen sumağımızı süzdürelim. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten muhteşem görünüyor. Biraz da salçalı sos ilave edeceğim. Çok lezzetli oluyor. Böyle bir yemek kaşığı domates salçasına bir su bardağı sıcak suyla açalım ve üzerine dökelim. Aslında yaprakları sermeden dökmem gerekiyordu. Ama geceden serdiğim için bir daha kaldırmadım. Sizler mutlaka yaprakları böyle sermeden sosunu ilave edin. Dolma taşını hemen kapatıp ve daha sonra pişmeye bırakalım. Hemen pancar salatamıza geçelim. Ee, üzerine dereotu, yeşil soğan, maydanoz böyle ince ince kıyıp ilave ettim ve daha sonra bol kornişon salatalığı e, yine küp küp doğradım yoğurt ve mayonezi karıştırıp biraz tuz ilavesi yapmıştım. Üzerine ekledim. Şimdi malzemelerimizin hepsine güzelce karıştıralım. Pancar salatasını daha önce zaten sizlerle paylaşmıştım. Onun için çok detaya girmeden hani videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Rengi muhteşem. Gerçekten muhteşem görünüyor. Tam böyle misafir sofrasına yakışır bir yoğurtlu salata oldu. Hemen pilavımızın yapımına geçelim. Yine büyükçe bir tavaya sıvı yağ alıp üzerine e, erişte ilave edelim. Bugün pilavı erişteli olarak hazırlayacağım. Çok lezzetli oluyor. Eriştemi kendim yapmıştım. Evet e, pirincimizi ısladık. Hemen ilave edelim. Pirinçle birlikte biraz kavuralım. Ölçü fazla olduğu için tam ölçü vermedim. Ama kanalımda birçok pilav tarifi bulabilirsiniz pirinci elimle güzelce sıyırdım. Aslında her şeyi sıyırıyorum ama videoyu çok fazla uzatmamak için bunları bu aşamaları kamera arkası yapıyorum ama görün içiniz de rahatlasın diye bu sefer paylaştım. Hemen tuzunu serpiştirip ve daha sonra kavuralım. Pilavımı basmati pirinçle yapacağım. Son zamanlarda basmati pirinç kullanıyorum. Böyle saatlerce kavurmanıza hiç gerek kalmıyor. Tavsiye ederim. Evet biraz çevirdik. Ve daha sonra üzerine tereyağı ilave edelim. Eriştelere bakar mısınız? Çok güzel kızarmış. Tereyağını ilave edip ve daha sonra sıcak suyunu ekleyelim. Pilavımızı kısık ateşte pişmeye bırakalım. Hemen baklavamıza geçelim. Baklavamızı dün gece hazırlamıştık soğuk baklava. Üzeri için böyle 200 gram çikolatayı rendeledim. Çikolatayı böyle buzdolabında bekletin ve daha sonra rendeleyin. Çok kolay oluyor. Orijinal soğuk baklavada nesquik ve kakao kesinlikle kullanılmaz. Genelde soruluyu diye hemen söylemek de istedim. Sonra üzerini fıstıkla süsleyelim. Normalde fıstıkla aralar süslenir ama dilimi kaldırdığınızda bütün fıstık gitmiş oluyor. Bu şekilde sunumda oldukça güzel görünüyor. Evet baklavamızı süsledik. Hemen salatamıza geçelim. Bir de mevsim salatası hazırladım. Bugün oldukça kalabalık olacağız. Kaç tane sofra kuracağımız hiç belli değil. Ben salatalarımı bolca hazırladım. Şimdi pancar salatasını da servis tabaklarını aldım. Ee, üzerine böyle mısır ve nane ile süsledim. Sizler porsiyonluk olarak da yapabilirsiniz. Salatalar çok güzel görünmüyor mu? Böyle rengarenk gerçekten çok iç açıcı görünüyor. Ayran aşı bekledikçe biraz yoğunlaşabilir. Ee, hemen üzerine böyle biraz ayran ilavesi yaparak kıvamını açabilirsiniz. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Bayram hazırlığımı buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizler bayram hazırlığı olarak neler hazırlıyorsunuz? Çünkü bayram hazırlığı genelde yöresel olarak değişiklik gösterebilir. Bizde mutlaka böyle tencere yemekleri olur. E, çünkü bayramda kimin geleceğini bilemezsiniz. Yemekler bolca olsun. E, gelen açsa yemek ikram edilir. Değilse e, çayın veya kahvenin yanına tatlı. Normalde bizde bayramda lahana sarması mutlaka olur. E, ama lahana bulamadım. Onun yerine böyle karışık bir dolma hazırladım. Ve kuru fasulye güveç tarzı yemeklerde yapılır. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi gelin neler yapmışız. Burada çok güzel bir soğuk baklavamız var. Bunu mutlaka soğuk olarak ikram edelim. Evet az malzemeli ve çok lezzetli şambali tatlımız böreğimiz. Bu arada böreği dondurucuya kaldırmıştım. Çıkardım ısıttım. Hiçbir sorun yok. Salatalar muhteşem görünüyor. Böyle rengarenk. Portakallı limonatamız, zeytinyağlı sarmamız, Kuru sebzemiz, ondan sonra kuru fasulyemiz çok lezzetli olmuştu. Ayran aşı, erişteli pilav, tabakları her şeyi hazırladım. Ben de hazırım ve misafirlerimi bekliyorum. Bugün de sizlerle çok keyifli bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır bayram hazırlığında sizler neler yaparsınız? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Çünkü merak ediyorum hangi bölgede, hangi yörede kim neler yapar diye hep birlikte öğrenmiş oluruz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.